Y eksenine göre simetrik fonksiyon çift fonksiyon demektir ve çift fonksiyonun arkadaşlar dereceleri çifttir. Haliyle buna uygun şık tabii ki E şıkkı. Hem x çift hem x üzeri 4 çift bir de burada biri unutmayın aslında bir de 1 çarpı x üzeri 0 demektir bu yüzden. Bazen karıştırılıyor hatta mesela x küp artı 1'e tek fonksiyon diyenler oluyor sakın bu ne tek ne çifttir onu da eklemiş olayım soruya. fx fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik ne demek arkadaşlar? Tek fonksiyon demektir. Tek fonksiyonunda x'lerinin dereceleri her zaman tektir. Sabit sayı olmaz çünkü sabit sayı da arkadaşlar x üzeri sıfırın kat sayısı gibidir. Bu yüzden b ol, b 3 olmamalı b eşittir 3'tür. Sonra bakın x problem yok x kare diye bir şey olmamalı bu yüzden a eksi 2'dir. fx fonksiyonunu yazıyorum bakın. Eksi 2 3 daha 1 Eksi 4 daha eksi 3. X oldu. Başka hiçbir şey kalmadı. F12 nedir diye sorulmuş. Yerine yazdığımız zaman eksi 36 A şıkkı. F1 eşittir. iki koşuluna uyan kaç farklı birebir fonksiyon vardır? Bunlar arkadaşlar aslında permütasyon sorusu. 1, 2, 3, 4. E, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle yaptım. F1 2 olduğuna göre birebir bir fonksiyon olduğundan artık 2'ye kimse gidemez. Gelelim sırayla gidebilirsiniz. Yani burada hani önce 2'den başlamak önce 3'ten başlamak sorun değil. Bu temsili olarak 2'den başladığımızı düşünün. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane hakkı var. 5 hakkından birine gider. Temsil olarak 5'e gitmiş olsun. 3 artık kaç tane kalır? 4 tane. Sonra o da temsil olarak 4'e gitmiş olsun. 4'e kaç tane hak kalıyor arkadaşlar? 3 tane. Demek ki 5 çarpı 4 20. 3 ile çarparsak 60 tane fonksiyon tanımlayabilirmişiz C şıkkı. Bunu böyle söylüyoruz. O ne ya öyle ezbere bağladınız derseniz şunu söyleyeyim. 4 kişi 5 farklı koltuğa kaç farklı şekilde oturur demekle aynı şeydir. E, Birebir fonksiyon sorularını lütfen böyle düşünün. 6 kişi var. İşte 7 tane koltuk var. Kaç farklı şekilde otururlar? La birebir fonksiyonun çözümü aynı aklınızda bulunsun. F sabit g birim fonksiyondur. Sabit fonksiyon o zaman ne verirsek verelim arkadaşlar. Aynı bir değer çıkacak. Örnek a olsun. Birim fonksiyon ne demekti? İçeride ne varsa dışarı o çıkar. Yani 2x eksi 2. Bakın bu şekilde aşağıda g 3x artı 2 3x artı 2 diye çıkacak. F2x de aynen yine a diye çıkacak. Bu da 2 bölü 3'e eşit. İçler dışlar çarpımı yapıyorum artık buna göre. 3a artı 6x eksi 6 eşittir. 6x artı 4 eksi 2a. 6x'ler gitti. Böylece 5a eşittir. 10 oldu arkadaşlar. a da 2 geldi. F fonksiyonu demek ki ne verirsek verelim 2'ye eşitmiş. Bu yüzden f3 de 2 b şıkkı. fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir demiş arkadaşlar. Nasıl olacak peki? y eksenine göre simetrik dediği için çift fonksiyon. Yani fx yine f eksi x'e eşittir. Bu yüzden bakın böyle olur. 4 fx gelir. 4 de 2x kare artı a eksi 3 x artı a eksi 5'e eşit. Ne olmak zorunda? a eksi 3 sıfır. Çünkü x'li terim olamaz çift fonksiyonda. 4 fx eşittir. 2x kare e, ne bulduk? 3 bulduk. Eksi 2 oldu. fx de buradan arkadaşlar. x kare bölü 2 eksi 1 bölü 2. Bizden ne istiyordu? f a'yı. a'yı 3 bulduğumuz için f3 demektir bu. 9 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den 4, 8 bölü 2 4 olmuş oldu. Beş dakika. F fonksiyonu doğrusal fonksiyon olduğuna göre g2x eşittir fx bölü 2 g0 4 g4 5 demiş. Doğrusal fonksiyon arkadaşlar y eşittir mx artı n şeklinde bir fonksiyondur. g2x de buradan mx artı n bölü 2 oldu. Buna göre g0 x yerine 0 yazımen yazı buradan g0 n bölü 2 oldu 4'e eşit demek ki n 8'miş. Gelelim G4'e. X yerine ne yazmam lazım? 2 değil mi? Çünkü G2X'ti bu. X yerine 2 yazdığımda 2M, N'yi arkadaşlar artık zaten 8 bulduk. 2M artı 8 bölü 2 eşittir 5'ten. N, pardon, M artı 4 eşittir 5. M de bakın 1 geldi. Buna göre fonksiyon neymiş? Fx fonksiyonu x artı 8. F5 soruluyor. 5 artı 8'den cevabımız 13 oldu. D şıkkı geldi. Doğrusal fonksiyon demek x'in derecesi arkadaşlar 1 demektir. Şimdi buradan nasıl yorum yapacağız o zaman? 1 2m 3 1 olursa bakalım ne oluyor? m buradan 2 geliyor. Yerine yazalım diğerinde. x burası zaten 1. 2 yazarsak x üzeri 1 oldu. Tamam, oldu. Bir de m eksi 1'in 1 olmasına bakalım. m buradan ne gelir? Yine 2. Ha problem yok. Her türlü m'ye 2 vermemiz gerekiyormuş. Haliyle arkadaşlar fx eşittir x artı x'ten 2x oldu. m'ye 2 verdiğimiz için burası da 4 yaptı. Bizden fm artı 2 yani m'ye 2 eklersek f4'ü istiyor. 4 kere 2 8, 4 daha 12 oldu. C şıkkı geldi. bir fonksiyon arkadaşlar. Eğer içine fonksiyonsa tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından küçük olmak zorundadır. Bu yüzden 2 üzeri 4 m artı 5 küçük olmalı 2 üzeri 2 m artı 13'ten. Şimdi burada da tabanları aynı olduğu için üstler ne olur bakın böyle küçükten büyüye sıralanır. Buradan dolayı 2 m küçüktür 8 m küçüktür 4. M'nin alabileceği doğal sayı değerleri 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur arkadaşlar. Cevabımız böylece 4 oldu B şıkkı. Bu soru da güzel bir soru arkadaşlar. Bakın sol taraf öyle sabit bir sayı falan değil. Bildiğiniz fx, f2x ve f3x verilmiş. Bu arada şuna da dikkat etmeniz lazım. Bir fx fonksiyonu uyduruk bir şey yapacağım bak çok abartılı böyle. 1 bölü x küp artı 1 olsun. f xin derecesi farklı olur mu? Hayır sadece kat sayısı değişir bak. Şöyle bir şey oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar siz bu sabit olmadığını varsaydığınız bu fonksiyonları çarptığınızda sabit fonksiyonu elde edemezsiniz ki. Daha büyük dereceli x'ler elde etmeniz lazım. Fx mesela böyle olduğunda düşünsenize. x küp x küp x küp 1 bölü x üzeri 9'lu bir şey oluyor ama bu öyle olmamış. Demek ki arkadaşlar fx sabit fonksiyonmuş. Bundan dolayı fx sabit fonksiyonu olduğu için bunların hepsi aynı değerdir. Böylece 2 olurlar. Birim fonksiyon değil sabit fonksiyon. İçine fonksiyondur. Neden? Çünkü tam sayılardan tam sayılara tanımlı ya görüntü kümesini yazıyorum dikkat edin. Tanım kümesi tam sayılar görüntü kümesi sadece 2. Bu yüzden diğer hiçbir tam sayıya gitmiyor. Onlar açıkta kalıyor. Cevabımız bu yüzden 2-3. Verilen bilgileri bakalım. M4 ve n 3ün için fonksiyon sabittir. Aynen. M'ye 4 verirsek arkadaşlar x kareli terim gider. N'ye 3 verirsek haliyle x'li terim gider. Bir tek sabit fonksiyon olan M artı N'ler kalır. Doğru. Bakalım sonra N eşittir 3 ve M eşit değildir 4 için. N 3 olursa Şöyle bir fonksiyon olur. m eksi 4'te 0 değilmiş. ax kare artı m artı ne Evet bu çift fonksiyondur. Çünkü derecesi arkadaşlar x'in çift. n eşit değildir 3. Ve m eşittir 4 için f fonksiyonu tek fonksiyondur. Hayır. Bakın şimdi. m gitti ama. Burada bir tx artı m artı n diye şey kalacak. e Burada arkadaşlar sabit bir sayı olduğu zaman bu ne tek ne çift olur. Bunun kat sayısının x üzeri 0 olduğunu unutmamak lazım. Bundan dolayı tek fonksiyonlarda kesinlikle sabit terim olmaz. Bu yanlış. 1, 2 oldu. C şıkkı. Bir fonksiyon birebirse arkadaşlar ne olur? Şöyle düşünün. Bir ev düşünün arkadaşlar. Herkes kendi odasında kalmak istiyor. Evde o kadar oda olsun ki herkes rahatlıkla kalsın. Bu yüzden ben hep şunu derim işte bu örnekten yararlanarak. Haliyle evet burada arkadaşlar ne olmak zorunda? S A küçük eşit S olmak zorunda. Bu yüzden bu yanlış. B'den C'ye örten ve birebir olsun demiş. Örten ve birebirse evet eleman sayıları birbirinin aynısıdır arkadaşlar. C D'den küçükse C D içineymiş. İçine olması için de arkadaşlar evet burada da yine olan şey şudur. CD içine dediği zaman küçük eşit olmamalı arkadaşlar. C küçüktür, D olması lazım. Yoksa e, eleman sayıları eşit olduğunda o zaman birebir ve örten olma ihtimali de olur. Düşünsenize bakın. Yani her zaman demiş ya, o yüzden olmaz. 1, 2, 3, A, B, C diyelim, tamam. Bunların hepsi buraya da gidebilir. Ama öyle bir durum olur ki 1 A'ya gider, 2 B'ye gider, 3 C'ye gider. Bir anda örten de olabilir. Daima demeseydi, evet bazen olur. Ama her zaman dediği için ee, olmaz C küçüktür D olmalıydı yalnız 2 B şıkkı. Bu Fm ve Gn'nin en büyük olması için A'dan B'ye sabit fonksiyon demiş. O zaman Fm arkadaşlar en çok kaç olur A'dan B'ye dediğine göre 10'dan küçük sayı 9 var. Evet 9'a gidebilir en çok. B'den B'ye birim fonksiyon demiş arkadaşlar yine bu da en fazla 9 olabilir. Böylece 18 oldu A şıkkı. Birebir ve bir örten dediği için arkadaşlar tanım kümesini bulmanın yolu aslında görüntüyü veren elemanları bulmaktan geçiyor. O da ne demek? Sonuç olarak sonucumuz 10 5 arasında değil mi? Haliyle 1 küçük eşit x eksi 1 küçüktür 6. Her iki tarafın karesini alıyorum. 1 x eksi 1 36 1 ekliyorum 2 küçük eşit x küçüktür 37 gördüğünüz gibi arkadaşlar olması gereken x değerleri de 2 ile 37 arasındaymış d şıkkı ben arkadaşlar grafik çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum buradan göstereyim bakın size bu sefer soruyu şimdi dikkat edin Eksi x artı 4 nasıl çizilir? x'e 0 verdiğiniz zaman y'yi 4'te keser. Y'ye 0 verdiğiniz zaman x'i de arkadaşlar 4'te keser. Yalnız x değeri nereden itibarenmiş? Eksi 1'den itibaren. Bundan dolayı şey yapalım şimdi. Eksi 1 nasıl bir değer? Şurada bir değer. Normalde bu grafik böyle. Eksi 1 burası. Eksi 1 verdiğinizde ne oluyor? 5 oluyor. O zaman grafik arkadaşlar şöyle bir eksi 1'e 5 noktasından geçecek. Küçüktür dediği için böyle yukarı doğru devam eder. Şu kısımları almayacağız. Sonra arkadaşlar x artı 2 x'e eksi 1 verdiğinizde ne oluyor? 1 oluyor değil mi? Bu arada x'e 0 verdiğinizde y'si 2. Y'ye 0 verdiğinizde x'i de eksi 2 arkadaşlar. Ve dediğim gibi nereden geçiyor bu da? Eksi ee, 1 verdiğimizde 1'den geçiyor. Dolayısıyla şöyle bir grafik bakın bu da. Gördünüz mü? Şimdi burada bu fonksiyonun örten olmasını istiyormuşuz örten olduğuna göre şuradan itibaren tanımlı olması lazım değil mi? Çünkü ne yapmamız gerekiyor? Böyle yatay doğrular çizdiğimiz zaman grafiği kesmesi lazım. Zaten artı sonsuza kadar gittiği için sıkıntı yok. Başlangıç noktası demin söylediğim eksi 1 verdiğimde 1 olmasıyla ilgili burada işte. Demek ki arkadaşlar y'si 1'den itibaren sonsuza kadar tanımlı olursa işte bu örten olur arkadaşlar. Burada şunu da diyebilirsiniz ya hocam bırakın grafiği bence kesinlikle böyle dememelisiniz. Ama günü kurtarmalık ben çok hani aşırı derecede kabul etmesem de günü kurtarmalık bir çözüm de yapayım isteyen dinlesin. Bakın şimdi arkadaşlar. X, büyü, X küçüktür eksi 1 için ne olur? Eksi 1 olsa 5 işte tam sayı gibi düşüneyim nasıl olsa reel sayıları hallederiz. Sonra arkadaşlar eksi 2 olsa 6 eksi 3 olsa 7 nokta nokta böyle gidiyor demek ki bu 5 açık sonsuza kadar böyle değer alıyor arkadaşlar. Aşağıdakine bakarsak x büyük eşit eksi 1 için en küçük değerini 1'de alıyor. Sonra 1, 0 e, veriyoruz 2, 3. Tabii ki reel sayı vermemiz lazım ama tam sayıdan yola çıkarak yorum yapıyorum ben şimdi. Nokta nokta böyle gidiyor. Ha, demek ki buradan diyoruz ki bu 1 ile sonsuz aralığında değerler alıyormuş. Böylece değer kümesi 1 ile sonsuz aralığında olsun ki bu da arkadaşlar örtüşsün ve örten olsun. 5'te sonsuz niye kale almadım? Zaten fonksiyon her türlü 1'den büyük olduğu için 5'ten de büyük olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla böylece yine E cevabını hallederiz. Birebir fonksiyon olduğuna göre A'dan B'ye demek ki bir tanesi 5'e eşit, bir tanesi 6'ya eşit, bir tanesi 3'e eşit. O zaman kesinlikle arkadaşlar F2 artı F4 7 olamaz. Buradaki herhangi iki elemanın toplamı 7 yapmıyor ki. Bu kesin yanlış. Bakalım F3 çarpı F2 30 olabilir mi? Evet olabilir. Yani bu 5 olsun bu 6 olsun böylece işte F4 de 3 olsun. Evet bu olabilir. Hani her zaman değil ama olma ihtimali var. Sonra F3 artı F2 artı F4 14 demiş. Ee, bu olur mu bakalım bir. Bir tanesi 5, bir tanesi 3, bir tanesi 6 olsun. Evet hangisinin ne olduğundan bağımsız. Üçünün toplamları kesinlikle 14 geliyor. Bu kesin doğru. Ama bir arkadaşlar yanlış oldu. A şıkkı.